Arkadaşlar merhaba. E, yapay zeka üzerine birkaç böyle podcast'te bahsettiğim bir bakış açısı vardı. Yani yazılımcılığın geleceği, işte sektörün gidişatı, işsiz mi kalacağız, şöyle mi olacak, böyle mi olacak bu konulara bir sürü konuştuk ama orada mesela verdiğim bazı örnekler birçok arkadaşta yanlış anlaşılabiliyor. Yani şöyle örnekler veriyorum. işte diyorum dünya yapay zekaya gidiyor sen de bir yapay zeka uygulaması yap ve işte milyon dolarlar kazan. Değil mi? Böyle fırsatlar var diyorum, örnekler var falan diyorum. Yorumlarda yazıyor ki bu genç arkadaşlarım. Abi herkes milyon dolarlık startup yapmak zorunda mı? <laughs> evet, bugünkü podcast'imizin konusu bu. Herkes milyon dolarlık startup yapmak zorunda mı? Aslında bu vermek istenen bakış açısını yanlış anlayan bir e, körpe bir bakış açısı bu. Yani çocuğa kızmıyorum ama Orada bir anlattığım hikaye var benim. O hikayeyi anlamayıp sadece verilen bir örneği genelleştirmek üzerine bir yanlış algı var. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir gerçek var. Bilgisayar mühendisi ne iş yapar sorusunun cevabı aslında yıllardır hiç değişmiyor. Tamam mı? Herkes kafayı yazılımcılık üzerine yormuş durumda. Yani bugün sen bir işte bilgisayar mühendisi neden bunu seçtin dediğin zaman yazılım içinde çok para var gibi sana cevaplar falan filan verir. Ama mevzu bundan ibaret değil aslında. Bilgisayar mühendisi dediğin adam günün şartlarında bilgisayar denen cihazı kullanıp insanların problemini çözüp evine para götüren adamdır. Yazılımcılık bunun sadece bir boyutu. Ee, yani birçok şekilde sen bu işi yapabilirsin. Tamam, mı? bir yerden bir yere kablo bile çeksen adamın problemini çözüyorsan bu bir boyuttur. Ya da bir yapay zeka uygulaması geliştirip insanlara katkı sunuyorsan bu da bir boyuttur. Bunu böyle birçok boyutu olabilir. Spektrum acayip geniş. Ee, bir başta bu geniş bakış açısına sahip olmayı bir düstur edinin arkadaşlar tamam mı? Yani konu sadece birkaç programlama dili öğrenip, birkaç database öğrenip onu ona bağlayıp al sana uygulama yaptım demek değil. Bu çok geniş bir alan. Birçok farklı noktadan biz insanların problemine çözüm geliştirip para kazanabiliriz. Ama ee, Nvidia'nın CEO'su dün sanırım yine bir açıklama yaptı. Şimdi Nvidia dünyada çok acayip bir yere gitti. Bu yapay zekadaki gelişmelerle şöyle böyle. Artık bütün işte Microsoft'u, Google'ı bilmem neyi bile tokatlar duruma geldi birçok noktada. Ve şimdi bu adamın orada bir anlattığı şey var. Hani isterseniz Google'a da yazabilirsiniz. Şöyle bir arama yaparsanız Nvidia CEO setbacks yani işte opportunities diyebilirsiniz. Yani adam şöyle şeylerden bahsediyor. Nvidia'nın kuruluşundan ilerleyen dönemine kadar yaptıkları failleri anlatıyor, yani hataları anlatıyor. Ondan sonra da işte başarının nasıl geldiğiyle ilgili birkaç örnek veriyor falan filan. İşte Google'a gitmişler, ürün geliştirmişler, onlardan bir tokat yemişler. İşte Apple'a gitmişler, chipseti entegre etmişler, her şey mükemmel. Sonra yine kontrat endetmiş, batırmış, çıkarmışlar. Şöyle böyle olmuş bir hikaye öyle bir noktaya geldik şu anda dünyanın en değerli şirketi oldu. Şimdi ben bunu anlattığım zaman size tamam mı bana şunu dememeniz lazım abi herkes Nvidia mı kurmak zorunda? Hayır abi böyle bir durum değil tamam mı? Şu hiç değişmiyor adamlar bir çözüm arayışında tamam mı çözüm için çaba sarf ediyor deniyor zarar ediyor. Yıkılmıyor, tekrar deniyor, tekrar zarar ediyor, tekrar bir şeyler üretiyor. Hep böyle bir döngü içinde. Ve bu döngü bir yerde başarıyı getirecek sana. Ayakta kalabildiğin müddetçe. Bana yine gelip şunu deme. Ya abi herkes girişimci mi olmak zorunda deme. Yani bu bireysel anlamda da böyle. Tamam mı? Bir yerde çalışıyorsun. İşsiz kaldın. Bilmem ne oldun. Yani teknolojini değiştireceksin. Tamam mı? Yani daha hangi alanda iş var? Orayı koklayacaksın. Bulacaksın. Edeceksin. Bu mücadele hep böyle. Tamam mı? Ya ben kendi hayatımdan da bir sürü örnekler verdim size. 10 sene Java yaptıktan sonra bilmem ne JavaScript'e geçtik. Şimdi Python, Python kurcalıyoruz. Bir sürü işler Python'da götürüyoruz falan filan. Java da bir yandan devam ediyor. Yani piyasada ne var? Buna bak. İnsanlar neyin peşinde? Ne arıyor? Ne ediyor? Dünya kimleri konuşuyor? Neleri konuşuyor? Bak mesela o, yine o Nvidia'nın CEO'sunun röportajında şöyle bir e, enteresan örnek veriyor. Öyle bir alana girdik ki diyor. Alanın hiç müşterisi yok diyor. Ama diyor şöyle bir bakış açısı vardı bizde diyor. Bir alanın müşterisi yoksa diyor, rakibin de yoktur diyor. Tamam mı? Deep learning üzerine uçmuş gitmiş adamlar. Böyle bir kafada. Ve şu anda alternatif yani yok gibi bir şey. Doğru düzgün kompetitörü yok adamların belli şeylerde. devicelarda Hani diyorum ya hep bakış açısı aramakla ilgili. Ya yani bu aramaktan vazgeçtiğin anda şeye gidersin güme gidersin dostum. Çok böyle net konuşuyorum size ama bu arama kafasında değilsen hani ister meslek seçim aşamasında ol ister ikinci üçüncü sınıfta ol ne olursan ol çok büyük başarılar gelmeyecek sana. Belki yine bir yerde bir maaş iş bulacaksın belki yine işte standart bir yerde yaşayacaksın ama hep bu kanalda bahsettiğimiz o belli bir seviyenin üzerine çıkma fikri var ya bu işte bu arayan gözlemleyen üreten yıkılmayan kafaların ulaşabileceği hedefler diyerek podcast'imizi sonlandıralım. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere.